Evet, Patreon sorusu olmayan ama birçok yerden Facebook'tan, Instagram'dan, mail olarak bazen sorulan genel bir soru var arkadaşlar. O da şu, evrim karşıtlarına laf anlatmaya çalışıyorum. Kafaları neden basmıyor? Neden ısrarla anlamak istemiyorlar? Ya da ateizm çürütücü gruplara anlatmaya çalışıyorum. Neden ısrarla anlamıyorlar? Kafaları basmıyor. Bu insanlar bu kadar mı? nokta 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 o nokta nokta her seferinde değişik bir kelime oluyor. Siz onu doldurun. Evet bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü birçoğunuzun bu durum karşısında aşırı sinirlendiğinin farkındayım. Beni bile bu kadar seneden sonra hala sinirlendirmeyi başarabiliyorlarsa demek ki bu olay büyük bir sorun. Her şeyden önce arkadaşlar gücümüzü zayıflığımızı bilmemiz lazım. Ve karşı tarafın karşı taraf derken inanan kesimden bahsetmiyorum. İnandıran kesimden bahsediyorum. Çünkü inanan kesime biz laf anlatmaya çalışıyoruz. Ama inandıran kesim onların işini bozuyoruz konuştukça. Hani dindar ve dinci aynı şey değildir derler ya. İşte dindar inanan kesim oluyor. Dinci inandıran kesim oluyor. Ve burada da inandıran kesim derken hangi kesmi kastediyorum? Az önce söylediğimiz ateistleri çürütüyoruz şeklinde gruplar açan veya kanallar açan kişiler veya gruplar. Konuya girmeden önce, her şeyden önce şu bizim için çok büyük bir sorun. İnsanların sahte hesap açabilmesi. İnanın arkadaşlar, evet. Yine zorluk çekerdik çünkü gerçek hayatta da bu tür laf anlamayan insanlar görüyoruz, farkındayım. Ama çok fazla bunlar kendi kendilerinin reklamını yapmak için ve karşı tarafa haklı gözükmek için sahte hesap açıyorlar. Bir, ikincisi de sahte hesap olmasa bile aynı kuruluşun adamları gelip de normal vatandaşmış gibi o çok güzel video yapmışsınız Allah sizden razı olsun falan diyor. Gerçekten her şeyden önce bu tür kanallara en büyük darbeyi vurmak istiyorsan daha önce de demiştim ya öyle bir sosyal medya ortamı olacak ki kimlik numaranı falan gireceksin böyle. Herkesin bir tane üyeliği olabilecek anca. Eğer bu olsa zaten her şeyden önce bunlara büyük darbe vurulurdu bir. İkincisi bu sizin tartışmaya çalışıyorum, laf anlatmaya çalışıyorum ama ısrarla anlamıyor dediğiniz insanlar. Bunları kabaca ben ikiye ayırıyorum. Birincisi zaten mesleği bu olan insanlar. İşi bu. Adamın işi ateistleri çürütmek. Adamın işi evrimcileri çürütmek. Ve işin ilginç yanı sanırım projeksiyon yapıyorlar. Bu arkadaşlar hep benim için ateizmin ne ekmeğini yedi ama derler. Ulan ateist olmak benim özelliklerinden sadece bir tanesi. Ve buna da ilk başta bilgileneyim de ateistlere karşı mücadele edeyim diye başladım. Keşke o zaman haklı çıkmış olsaydım. Şu an çok daha fazla takipçim olurdu. Bir. İkincisi, yarın ben herhangi bir dinle ilgili müthiş kanıtlar bulsam, desem ki arkadaşlar ben yanılmışım, şu din gerçek din, buna artık inanıyorum desem, hiçbir şekilde seyirci kaybetmem. Ateistler bile beni takip etmeye devam eder. Neden? Dürüst olduğumun farkındalar. İnsanların iddia ettiği gibi ateistlik üzerinden para kazanmadığımın farkındalar. Hiç umurumda olmaz gerçekten. Takip etmekten vazgeçmezler. Diğer konularda da aynısı geçerli. Ben hiçbir şey kaybetmem ama siz eğer haksız olduğunuzu kabul ederseniz ve derseniz ki ateistler haklıymış veya derseniz ki dinsizler haklıymış, bizim dinimiz doğru değilmiş, derseniz bitersiniz, kanalı kapat git. Çünkü mesleğiniz o, işiniz o. Bana ilk başta basım eviyle konuştuğumuz zaman Kırmızı Ap ile ilgili bir kitap yazsana. Yani Kırmızı Ap dinle ilgili konuştuklarını kitaplaştırsana demişlerdi. Sırf millet ateistliğin üzerinden para kazanıyor demesin diye bunu yapmadım, kabul etmedim. İşim o değil çünkü profesyonel ateist değilim. O yüzden arkadaşlar her şeyden önce bu adamlar ne olursa olsun hiçbir zaman bak hiçbir zaman haksız olduklarını kabul etmeyecek. Bunu bilmeniz lazım. Bu kesin bir şey. Çünkü haksız olduklarını kabul etmeleri demek adam mesela her derde deva iksir satıyor. Bu ona benziyor arkadaşlar. Her derde deva iksir satıyor. Sen de bununla mantıklı bir tartışmaya girmeye çalışıyorsun. Bak kardeşim bu senin sattığın her derde. Herif biliyor zaten. Ya da düz dünyacıyla, düz dünyayla ilgili kitap yapmış. Adamla kitabını da bastırmış. Ne yapsın? Geri mi toplatsın şimdi herif? <laughs> o yüzden en fazla yapacakları şudur. Forum değiştirirler. Fikir değiştirirler. Ve arkadaşlar şuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu ateist çürütücü kanalların hiçbirisi ilahiyat profesörü, ilahiyat hocası falan değil. Ve benim gördüklerimin tamamı felsefeci. Daha önce demiştim ya ilahiyatçıyla çok rahat tartışabilirsin dini. Neden? ve adam ayetleri inkar etmiyor. Din onu kabul ediyor. Hadisleri de birçoğu inkar etmiyor zaten. O yüzden onun üzerinden tartışabilirsin. Ancak bu ateist çürütücü felsefeci arkadaşların yaptığı olay buradan olmadı, başka bir yerden görelim. Aa buradan da olmadı başka bir yerden. Neden? İşte evrimi nasıl açıklıyorsun? Allah önce yarattı ondan sonra baktı olmadı değiştirdi. Sonra baktı olmadı değiştirdi. Buna da evrim diyoruz. Şimdi bunu bir ilahiyatçı söyleyemez. Neden? Çünkü ayetleri inkar ederse cehennemlik olduğunu farkında. Bu ateist çürütücü arkadaşlar ise çatır çutur her videolarında, her paylaşımlarında mutlaka birkaç tane ayet inkar eder. Çünkü onlar için önemli olan yenmek. Onlar için önemli olan etraflarına insan toplamak, çalışmalarını sattırmak ya da kanallarını işte popüler hale getirmek. O yüzden isim vermiyorum. Çünkü isim verirsem adamlar kazanır. Adamların istediği o ki. Saldırıyorlar, agresifleşiyorlar. Her videolarında daha agresifleşiyorlar. Onu da fark etmişsinizdir. Çünkü daha fazla çırpınıyorlar. Bunda da şimdi bir şey yapmadığımı düşünüyorlar ama hayır biz beklemedeyiz. Biraz daha agresifleşecekler. Olay hakaret, küfür bu noktaya girdiği zaman o zaman biz de gerekli işlemleri yapacağız. Bu arkadaşlar ayet inkar etmekten, biz farklı yorumluyoruz adı altında ayet inkar etmekten çekinmezler. Bu işten korkmazlar. Bazıları diyor ki onlar işte çoğu nurcu, nurcu olduğu için böyle. Hayır arkadaşlar bu kişiler nurcuları da temsil etmiyor. Daha önceden paylaşmıştım. Risale Ajans'tan bu tür insanlara sizler şaklabanlık yaparak nur talebesiyim diyorsunuz. Sizler nur talebesi falan değilsiniz. Şaklabanlık yaparak, kızlı erkekli toplantılar yaparak kitap sattırmaya çalışıyorsunuz. Bunun nurculukla bir alakası yoktur şeklinde. O nurcuların da abileri bunları reddetti zaten. Yani bunlar hiçbir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Nurcular ayrıyeten ateistlerle tartışalım der. Onu ayrıyeten tartışırız Ama bu adamları nurcu olarak nitelendirmeyin. Yanlış olur. Bu adamları İslam'ı savunuyor olarak da nitelendirmeyin. Çünkü... Onların istediği o. O %99 diyorlar ya. Yüzde kaç bilmiyorum. Müslüman oranı. Hepsini yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Yani o grubun arkasına saklanmaya çalışıyorlar. Ama bunların uydurduğu kendi kafalarında ap ayrı bir din. Sinirlendiğiniz zaman arkadaşlar şunu düşünün. Bu kişilerin agresifleşmesinin sebebi, gittikçe çirkefleşmesinin sebebi son çırpınışları olması. Ateist çürütücü sitelerin. Hani belki gitmeye meyilli olan bir iki kişi daha yakalarız gidene kadar belki 3-5 ekmek daha yeriz. O yüzden bu kadar agresifleşiyorlar. Yani istedikleri kadar mahvediyoruz desinler. İstedikleri kadar resmi ismi olmayan hesaplar muhteşem video hazırlamışsınız, imana geldim desin. Ancak gerçeğin ne olduğunu biz biliyoruz. Bana gelen mesajlardan teşekkür ediyorum. Senin sayende aydınlandım diyen arkadaşlardan insanların aklı başında olan kişilerin, cevap arayan kişilerin kimin argümanını daha mantıklı bulduğunu biz biliyoruz. 2015'te 4 sene önce bir bilgi bombası attık. O bilgi bombasının enkazının içinden hala da acımadı ki acımadı ki şeklinde video yapıyorlar. Yoksa gerçekten sinirlenmemek zor. Hatırlıyor musunuz birkaç sene önce artık insanlara kötü yorum yazmayacağım. Kötü yorum yazmak yerine bloklayacağım demiştim. Hala o kuralımı bozmadım. Bazen çok zorlandığım oluyor ama. Şöyle bir adamın karşınızda olduğunu düşünün. Adam böyle sakallı makallı, kelli felli bir tip tamam mı? Karşına çıkıyor 19 sistemin işte o müritlerinden bir tanesi. Şu yazdığını karşında suratına söylediğini düşün. Sen demişsin ki Tonton ve arkadaşlarında da mucize var. Orada işte 26 sayfa var. Bu sayfanın 13'ünde tek sayılı kelime var. 13'ünde çift sayılı kelime var. Ha, ha ha güleyim bari. Bundan mucize mi olur? Bunun olma ihtimali zaten %50. Şimdi <laughs> bunu diyen adam karşında tamam mı kelli felli bayağı bildiğin adam yani hani 5 yaşında 3 yaşında 2 yaşında eksi 20 yaşında çocuk değil bu portakalda vitamin değil bunu söyleyen 13 sayfa tek 13 sayfa çift bundan ne mucize var ki %50 ihtimal zaten yani %50 ihtimal mi şimdi ne yapmak istersin karşında biri sana bunu söylese ayakkabının tabanıyla yere basıp sonra adamın da yanaklarına öpüp Teşekkür ederim deyip gitmek istersin değil mi? Ayakkabının tabanıyla. <laughs> onların da herhalde gücü bu. Sahte hesaplarla gelip sürekli aynı soruları sormak. Sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Onların seviyesine inmemenizi. Hakaret edebilirler. Kendi çaplarını aşağılayabilirler. Siz mantıklı olarak yazın. Ne söyleyeceksiniz mantıklı olarak söyleyin. Video yapıyorlar videolara cevap mı vereceksiniz? Mantıklı olarak yazın. Maalesef arkadaşlar şu da bir gerçek. Şeyde işte soram aslında. Biraz tanıdık ya. Bu adamlar kanal açtık. Ünlü ateist kim var? Biz ünlü ateiste saldıralım. Mantıklı ya da mantıksız. Bilimsellikten yürüyemiyoruz. O yüzden ya zaten bilimsel olmak zorunda değil üzerinden gidelim. Felsefe yapalım biraz. Her şey de bilimsel midir zaten diyelim. Sizin anlayamayacağınız muhteşem şeyler bilimsel olabilir mi diyelim. E onun da cevabı var kırmızı hap birde. Ben tanrıyım. Mantık arama ben tanrıyım. Hadi ver bütün paranı bana. Bana bütün paranı verirsen Bak sana şunu diyorum. Bana bütün paranı verirsen öldükten sonra seni Aydal cennetine yollayacağım. Bu cennetlerin en büyüğü. Mantık arama. Tam tersi. Var olan her şey bilimsel olmak zorundadır. Var olan her şey bilimsel olmak zorundadır. Din kitabından paylaşmışlar. Nötrinolar gözlemlenemez. O yüzden ateistler nötrinolara da inanmamalı. Hayır abicim. Nötrinolar da gözlemlenir. Adamlar nötrinoları keşfedebilmek için yerin altında argon tankları yaptılar. Elini böyle kalbine koyup ben inanıyorum bütün kalbimle demesi kolay. Onu yapmadılar ama. Arkadaşım aklını görebiliyor musun? Evet onu da görüyorsun. Beynin içindeki hareketlenmeleri de ölçebiliyorsun. Görebiliyorsun, tespit edebiliyorsun. Eğer ki çıkıp arkadaşım her şey bilimsel değildir. Zaten bunlar bilimin üstü olan şeyler. O zaman bunu bilimle ölçmeye çalışacağım. O zaman her şeye inanacaksın abi. Ben tanrıyım. Eğer bunu diyorsan sen her şey bilimsel tamam. Ben tanrıyım. Yolla hadi bütün paranı bana. Ben tanrıyım. Bütün paranı bana yollarsan öldükten sonra seni cennete olacağım. Hadi. Kanıt falan arama. Kanıt ararsan eğer o inanmaya girmez. Bana inanmazsan da yakacağım seni. Şu an normal insana benziyor olabilirim. Belki normal insan gibi ölecek de olabilirim. Veya normal insan gibi hastalanıyor da olabilirim. Bunların hepsi sizin imanınızı ölçmek için. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şu Scientology vesaire Bunları kuran insanlar da aslında benim söylediğim az önce söylediğim olayı ciddi ciddi uygulayan, yapan insanlar. Ve bunların tokatladıkları kişiler de yani bu Scientology gibi grupların tokatladığı kişiler de aşırı aptal, bu zeka seviyesi embesil düzeyde veya idiot düzeyde, moron düzeyde olan insanlar değil. Normal mesleği olan kişiler. Daha önce demiştik ya gerçeği olduğu gibi bilmemiz lazım. Biz insanlık olarak malız. Malız. Normalimiz standartımız bu. Beynimiz kısıtlı. Çok kolay bir şekilde delirebiliriz. Yani bazı aşamalardan geçirirsen bir insanı çok büyük kısmını delirtebilirsin. O delirmeyen kısım azınlıktır. Delirmeyecek kısım yani. Bir insanı delirtmek çok kolay. Bir insanın beynini yıkamak çok kolay. Bir insanı birinin peşinden koşulmak çok kolay. Şunu düşünün arkadaşlar. Sadece din olarak düşünmeyin. Sadece tarikat olarak düşünmeyin. Daha önce demiştik ya bir takımın peşinden ölümüne giden neden belli değil. Bir de bununla övünen biz gerçek bilmem ne sporluyuz. Ölürüz gerekirse neden? Neden ölüyorsun? Öyle ölürüz. Neden lan? Para mı veriyorlar sana öl diye? Ya da bilmem kim şarkıcı şu şarkıcı için ölürüz. Nereye bakarsanız bakın tarikat lideri var. Sadece bizzat tarikat lideri olan kişiler değil. Ve herhangi bir yeteneği olmasına gel. Kim kardeş yani hayranı. Neden? Kimse bilmiyor. Neden sen? Bir insan neden kim kardeşinin hayranı olur? Bence bilim adamları otursun bunu araştırsın. Merak ediyorum bu konuyu. O kadar hayranı oluyorlar ki bir noktadan sonra Kim Kardashian işte siyasi bir şey söylüyor. Onu takip edenler de tamam diyor. Kim Kardashian söylediyse doğrudur siyasetle ilgili. Ya da bir futbolcu çok seviyorlar. O futbolcu siyasetle ilgili konuşuyor. Tamam diyorlar. Futbolcu dediyse doğrudur. Ve buradan da ikinci gruba geliyoruz işte. Yani ısrarla anlamak istemeyen ama bu işten herhangi bir çıkarı olmayan kişiler. O da ikinci grup. Bu insanlarla, bu tür insanlarla bizzat karşılaştım. Gene askerde diyeceğim sanıyorsunuz ama üniversitede karşılaştım. Çünkü askere gidene kadar tecrübe sahibi olmuştum. Kiminle tartışılmayacağını, kiminle tartışma yapmaman gerektiğini öğrenmiştim. Üniversitede bir de yani çok garip insanlar var. Sen bir şey söylüyorsun, seninle tartışmak istiyor. Tamamen alakasız konudan yürüyor ama yani birebir görüyorsun adam fikir alışverişinin ne demek olduğunu bilmiyor. Adamın suratına söyleyemezsin kardeş sen fikir alışverişinin ne demek olduğunu bilmiyorsun ki daha. O tipleri de düşünün arkadaşlar. Şimdi sen adama doğal seleksiyonu anlatmaya çalışıyorsun da kime anlatmaya çalıştığını biliyor musun? Adam tavla oynuyor. İyi zar gelince bilek bu bilek diyor. Şimdi iyi zar gelmesini bilek gücü sanan adama sen doğal seleksiyonu mu öğreteceksin? Ya da tavlanın amacının bileğini kullanarak iyi zar getirtmek değil Gelen rastgele zardan iyi bir strateji uygulamaya çalışmak olduğunu bilmeyen adama doğal seleksiyon mu öğreteceksin? Bu insanlarda arkadaşlar evet bunları aydınlatmak imkansız değil ama çok zor. Neden çok zor? Bir, çünkü bunlarda da siz biz kafası var. Biz dindarlar, onlar işte pis ateistler. Bunlarda da bu şekilde takımcılık var. Ve senin söylediğinin doğru olduğunu kabul ederse yenilmiş olacak. Erkeklik gitti yani. Ve bir sebepte adam 30-40 senedir öyle bir şey inandırmış ki evet bu işten para kazanmıyor ama kendini öyle bir şey inandırmış ki uyanırsa geri dönerse çok şey kaybedecek. Sen 30 sene boyunca 40 sene boyunca öldükten sonra öteki dünyaya gideceğim diye inanıyorsun. Kafanda hiç şüphe yok hiçbir şey yok çünkü şüphelenecek bir durum da çıkmamış ortaya. Ondan sonra bir çat çıkıp sana diyor ki hayır sen ölünce öleceksin. Daha önce de demiştik ya arkadaşlar insan psikolojisi 10 tane doktor var. 9 tanesi profesör. Ve sana diyorlar ki 6 ay içinde öleceksin. Bir tanesi profesör falan değil tırt doktor ama kendinden çok emin bir şekilde konuşuyor. Ve diyor ki onların söyledikleri yalan. Yaşayacaksın. Hangisine inanırsın? 9 tane profesöre mi? Bir tane pratisyene mi? Birçok kişi mantığını değil de neye inanmak istediğini düşündüğü için o pratisyene inanır. Ve yaşadığımız toplumda bunun aslında tam tersi olduğunu düşünün. 9 tane pratisyen ama hepsi kendinden emin ve hepsi diyor sen yaşayacaksın. Bir tanesi diyor ki ölünce öleceksin. O bir tane ölünce öleceksin diyen adama çoğu kişi inanmaz. Bir de doğuştan beri beynini yıkıyorlarsa Ozan hiç inanmaz. O zaman ne olması lazım arkadaşlar? Konuşacağız. Güzel bir şekilde. Bu tür insanlara laf anlatmak istiyorsanız güzel güzel anlatacaksınız. Ya da değmez diyorsanız hiç anlatmayacaksınız. Bu gözler neler gördü arkadaşlar? Evrim hiç demokratik değil diyeni mi ararsın? Evet öyle evrim demokratik değil. Çünkü bilim demokratik değil. Farkında mısın bilmiyorum. Dünya üzerindeki birçok şey demokratik değil zaten. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğuna karar verileceği zaman oylama yapılmıyor. Bilimsel olarak kanıtlarla sonuca gidilmeye çalışılıyor. Ya da aklına gelebilecek herhangi bir şey. Uçakta pilot sormuyor insanlara nasıl kullanayım diye. Film çekerken demokrasi yok. Ordunun içinde demokrasi yok. Şirketlerde demokrasi yok. İnsanlar fikrini söyler ama başındaki insanın, patronun ya da kimin daha çok hissesi varsa onun dediği olur. Birçok şeyin içinde demokrasi yok. Ama nedense ülkeler demokrasiyle yönetiliyor. O yüzden sıkıştığınız zaman çıkıp hala demokrasi demeniz güldürüyor beni. Hakimiyet milletin değildir, hakimiyet Allah'ındır diyen adamı demokrasiyle başa getirdiler. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Arkadaşımız şundan yakınıyormuş. Evrim gibi bir konu tabuymuş. Evrime karşı olunduğu zaman hemen sana cahil yaftası yapıştırıyorlarmış. Seni ötekileştiriyorlarmış. Sen bilim nasıl çalışır biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Tabii ki bilmiyorsun. Bak işte sahte hesaplar olmasa, gizli hesaplar olmasa kim olduğunu hemen göreceğiz. Bilimle ilgili konuşan o profesör arkadaşın gerçek hayatta kim olduğunu göreceğiz. Ama maalesef böyle bir şey yok. Tabii ki bilmiyorsun. Bir olgunun bilim olarak kabul edilebilmesi için her şeyden önce kanıta ihtiyacı var eğer bilimin içine sokulacaksa bu lazım. Adamlar bakıyorlar, ara formları buluyorlar, şu an yaşayan canlılardaki DNA kalıntılarını buluyorlar, organ kalıntılarını buluyorlar, fosilleri buluyorlar, fosillerin yukarıya yaklaştıkça günümüz hayvanlarına benzediğini buluyorlar ve buradan bu kanıtları kullanarak kabul edersin bu kanıtları etmezsin ve yeni kanıtlar buldukça zaten evrim de değişiyor. Şu an Darwin'in söylemiş olduğu evrimden çok daha fazla aslında konsept var içinde. Darwin'e çok aşmış durumda yani evrim aslında. Bunları birleştiriyorlar, evrim diyorlar. Şimdi, senin söylediğin olay yaratılışçılık değil mi? Bir kere her şeyden önce dürüst değilsin, açık sözü değilsin. Evrime karşıyız derken yaratılışçı olduğunu söylemiyorsun. Neden? Neden olduğu besbelli. Kanıt çıkartacağız çünkü sana. Sen de çıkartamam üstünde oturuyorum şu anda diyeceksin değil mi? Evrimi kabul etmiyorsun tamam. Ne? Karşılığı ne? Yaratılışçısın işte ya. Ya niye açık açık söylesene şunu. Yaradılışçıyım ben de. Dedim mi ben senin yerine diyorum yaradılışçıyım ben. Hadi şimdi çıkar yaradılışın kanıtlarını göster. Ortada bir tartışma konusu yok. Yaradılışın doğru olup olmadığı ile ilgili. Çünkü mesela ben ara forma inanmıyorum diye bir yaradılış kanıtı yoktur. Ben bu ara formu kabul etmiyorum diye bir yaradılış kanıtı yoktur. Şurada bak şu kadar milyon yıl içinde evrimleşmemiş bir canlı bulduk diye yaradılışın kanıtı yoktur tam tersi yaratılış iddiasını yani Allah hepsini bir anda yarattı. Sen bunu diyorsun değil mi? Tamam söyle o zaman. Daha söylemekten korkuyorsun. Söyle. De ki benim karşı iddiam şu. Allah hepsini bir anda yarattı. Şimdi bulgulara bakalım o zaman. Allah hepsini bir anda yaratıyor olsaydı bulduğumuz fosiller derine indikçe günümüz hayvanlarından uzaklaşmak yerine karışık olmaları gerekmez miydi? aralı sırada mesela dinozorların da daha yüzeyde, insanların da daha aşağıda bulunması gerekmez miydi? Ama böyle bir şey yok. Balinaya bakıyorsun, kalça kemikleri, minik bacak kemikleri var. Hani bu olduğu gibi yaratıldı diyorsun. O zaman neden bacak kemikleri var diyorsun. Yani beni anlıyorsun değil mi? Anlamıyor musun? Aferin sana. Evrimin şu anda bilim olarak kabul edilmesinin sebebi faşistlik değil. Ya da işte bazı elitist kesimlerin sizi öteki dünya hayalinizden çekip çıkarıp kendi şahsi emelleri için neden bilmiyorum öyle bir şey yapmak istiyorlar. Sizin imanınızı yok etmek falan değil. Yaradılışçılığı engelleme kürsüsü falan yok. Yaradılışı kabul etmemelerinin sebebi yaradılışın hiçbir kanıtının olmaması, tam tersine senin söylediğin iddialar tam ters zıt kanıtlarının olması. Sen yine de diyor sanki yok ben yaradılışa inanmak istiyorum. Tamam. O zaman bilim yerine başka bir şey uyduracaksın. Bilimin yerine mesela ilim olabilir, irfan olabilir. İlim, irfan diye bir şey uyduracaksın sen. Sen de oradan yürüyeceksin. Bilimsel metodun içine giremezsin sen. Elinde kanıt yok. Hiçbir şey yok. İşte adam toplayacağım da, demokratik olacağım da, oy vereceğim de, oy vererek yaralı böyle bir şey yok. Giremezsin. Dediğim gibi. Bak diğer arkadaşlar, ya bilim de zaten çok overrated deyip başka yerden yürümeye çalışıyor. Sen de öyle yapacaksın. İrfan diye bir şey, ilim diye bir şey uyduracaksın. Oradan yürümeye çalışacaksın. Senin de bilimin o olsun. Biz ilim diye bir şey çıkardık. Çok demokratiyiz. Tamam mı? Oylamayla belirliyoruz gerçekleri. Doğanın gerçekleri bundan sonra oylamayla belirlenecek. Tamam. Sen ona göre yaşa hadi. Sen yaşa hadi ona göre. Bunun haricinde Google'a çok rahat bir şekilde yazabilecekken gelip bize yazan adamlar mı ararsın? Yani adam diyor ki ateistler eğer evrim varsa açıklayın bakalım eşeyli üreme nasıl oldu? Ulan onu Google'a yazsan çat diye çıkacak. Aynen öyle yaz. Ulan ateistler Evrim varsa eşeyli üreme nasıl oldu? Yaz onu Google'a çat diye çıkacak karşına. Ne yapayım? Let me Google it for you. Öyle bir site vardı ya onun linkini mi atayım sana? O soramazsın ateist videosundan sonra bir ton insan geldi. Neden bilmiyorum çok fazla 19. geldi. Profil resimleri şey değil ama. Bizim 19. reis değil de. Onun bir iki tane daha küçüğü var ya. Onların fotoğraflarını falan profile koymuşlar. Onlar niye bu kadar bana sardı onu da bilmiyorum. <laughs> Veya aynı kişi mi? bloklanıp bloklanıp yeni hesap açıp mı geliyor? Bilmiyorum. İşte böyle. Hiçbirine kötü konuşmamayı başardım ama. Yemin ederim ileride yapacağım onu ya. Bill Gates kadar zengin olayım yapacağım. Özel bir sosyal medya platformu açacağım veya başkası onu açarsa direkt oraya gideceğim. Direkt oradan artık yapacağım paylaşımı. Yok lan Ruslar açar kesin. <laughs> Kimlik bilgilerimizi alıp kaçarlar ondan sonra. Adımıza şirket falan açarlar. Gerçekten kimliğini fotoğrafını çekeceksin. Güvenilir bir yer olacak tabi kimliğini fotoğrafını çekeceksin. TC kimliğini falan gireceksin. Bir kişiye bir hesap. Yapın bunu artık ya. Türksel. Uyumayın. Herkes diyor ya. Özgürlük istiyoruz. Anonim internet istiyoruz. Siz tabi 90'larda yaşamadınız. Telefon sapı döneminde yaşamadınız. Evde tek bir tane telefon var. Herkes oradan konuşuyor. O yüzden kapattıramıyorsun da. Sürekli birileri arıyor. Kimin aradığını göremiyorsun. Gece arıyorlar. 1'de, 2'de, arayıp küfür ediyor, arayıp nefes alıyor. Anlayamıyorsun ki zaten. Herkesin böyle telefon sapığı vardı. O dönemden kurtulduk şimdi internet sapıkları çıktı. Ben inanıyorum, inanıyorum o dönemden de kurtulacağız. İnsanları bloklayabilmekten daha önemli bir de yaş sınırı koymak benim için. Çoluk çocuk gelmesin yani. Biraz kafasına bazı şeyler otursun ondan sonra gelsin. İşte bazı durumlarda bilime ihtiyacımız yok. Hayır. Gerçekle ilgili her noktada bilimsel yöntemi kullanmak zorundasın. Bir olay oluyor, adam cin diyor, ötekisi diyor hayalet, ötekisi diyor UFO'lar. Neyin doğru, neyin gerçek olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin gerçek olduğunu bulabilmek için bilimsel yöntem kullanmak zorundasın. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Ben başa geldiğim zaman sizin gibi bilim her şeyi bilemiyor falan diyen arkadaşların hepsini toplayacağım. Bir bölge ayıracağım size. Siz orada bilimi kullanmadan yaşayın. Yer mi? Yemez, değil mi? Çünkü herkes biliyor ki gerçekte ateist başı sıkışınca dine başvurmaz dinci başı sıkışınca bilime başvurur